Şimdi bu babda beyan etmiş oldu ki altından hiçbir şey istemali caiz değil. Yüzük bile caiz değil. Gümüşten de hiçbir şey caiz değil. Fakat yüzük caiz. İki şey daha caiz, onu burada beyan etmedi. Yani yüzük olarak gümüşten caiz, altından caiz değil. Bir de yüzüğün üzerine yazı yazdırmak. Bu caiz mi değil mi? Bu şimdi okuyacağımız babda da bunu beyan edecek. Babu nakşil havatim. Yüzüklerin üzerindeki nakış hakkında. Yazı yazmak, yahut da bir hayvan şekli çıkarmak, yahut da bir çiçek çıkarmak caiz mi değil mi? حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهري بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم فنمز buyurdular لا تستطيعوا بنيران أهل الشرك لا تستطيعوا siz ziya talep edip de ziyasını kullanmayınız. Neyin ziyasını? Binirani ehli şirk. Ehli şirkin ateşlerinin ziyasından istifade etmeyiniz. Ateş yanar ışık verir ya. Ehli şirk bir iş, ateş yakar da ışık verirse siz onun ziyasından istifade etmeyin. Ne demek bu? Adam bir yerde ateş yakmış, sen de onun ışığından gitmiş istifade ediyorsun. Ya okuyorsun, ya yazıyorsun, ya başka bir iş görüyorsun. Zahiri manası bu. Yani onun ışığından istifade etme. Başka tarafa git. Karanlıkta kal, onun ışığını terk et. وَلَا تَنْقُشُوا عَرَبِيًّا. Bir de yüzüklerinize Arabi ibare nakşetmeyin. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. قَالَ Ravi diyor ki فَسَأَلْتُ الْحَسَنِ. Ben Hasan-ı Basri'ye sordum. عَنْ ذَلِكْ bunun manasından. Bunun manası nedir? Fakat Hazreti Hasan dedi ki: "Kavluhu la tanqushu arabiyyan." Arabi ibareyi yüzüklerinize nakşetmeyin. Bunun manası la tanqushu fi khawatimikum. Yüzüklerinizde nakşetmeyin, yazmayın. Ney Muhammedur Resulullah. Yüzüklere Muhammedur Resulullah yazmayın. Manası bu. Evet. Ve kavluhu la tastati'u bi niran ehli şirk. Ehli şirkin ateşiyle faydelenmeyin. Onun ışığından fayda temin etmeyin. Yekulu Hasan-ı Basri derdi ki bunun manası da la tuşaviruhum fi umurikum. İşlerinizde ehli şirk ile müşavere etmeyin. Işıktan murat fikir. Sen bir iş yapacaksan, karanlığa düştün, bilmiyorsun nasıl yapayım. Müşavere edeceksen kimine? Müminlerine, Müslümlerine müşavere edip onundan fikir alıp onunla amel edeceksin. İşte onun fikri bir ışık manasındadır. Ehli şirkin fikrini alıp da onun fikrinin ışığında hareket edeceksiniz ise bunu yapmayın. Ehli şirkine müşavere etmeyin bu manaya. Bak zahirdeki mananın hiç hatire gelmeyen bir manası çıkıyor. Işıktan murat müşavere. Yüzüklerinize isim yazmayın da maksat Muhammedur Resulullah. Evet. قال أبو جعفر إمام التحاوي dedi ki فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahib oldu ila kerahati nekşil havatim yüzüklerin nekşinin kerahatine bir şeyin minel arabiyye Arapçadan hiçbir şey ile ne şey olursa olsun nekşinin ademi cevazına kail oldular. Çünkü hadisin lefzinde Arapça yazmayın. Şimdi Hasan-ı Basri'nin tefsirini onlar kabul etmediler. Dediler ki hadis mutlaktır. Arapça ibare yüzüklere yazdırmayın. Binaenaleyh Arapça ibare yüzüke yazıldı mı caiz değildir. Ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيسِ İşte bu hadisle ihticac ettiler. Şimdi bunlar nakışta böyle olduğu gibi ışıkta da hakikaten müşrikin yapmış olduğu ışığı, mesela bir müşrikin elektriği var, kapısının önünde yahut da konağında, onun ışığı senin evine vuruyor. Sen onun ışığından istifade ediyorsun. Bu hadisin zahirine göre bu da haramdır. Bunlara göre. Niye? Sen bir ehli şirkin ışığından istifade ettin. وَلَمْ يَرَوْا بِلَمَدَتْ
وَلَمْ يَرَوْ بِنَكْشِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بَاسًا. Peki Arapça yazmak caiz değil. Arapçanın gayrisini yüzüğüne yazsa bu caiz mi değil mi? Onda beis yoktur dediler. Çünkü Resulullah Efendimiz Arapça ibareyi nehyledi. Arapçanın gayrisi Türkçe olmuş, Farisice olmuş, başka bir lisanca olmuş. Bu caizdir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında diye ihticat ettiler. Bima bir şeyle ki kâne alâ havâtîmî neferin min eshâb-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Eshâb-ı kiramdan bazılarının yüzüklerinin üzerinde olan nakışlarla delil getirdiler. Eshâb-ı kiramdan bazıları yüzüklerinin üzerinde Arapça ibare değil de fakat başka şeyler var idi, nakışlar var idi. Binaenaleyh Arapçanın gayri başka bir şey olursa caizdir dediler. Onları şimdi ispat edecek. Hangi sahabenin yüzükünde ne yazılıydı? Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Mu'alla. An Mansurin. Kale akhbereni Abdülvahid ibn-i Ziyad. Akhbereni Abdülvahid ibn-i Ziyad. Kale haddesetna Ummu Nafi' bintu Ebil Ca'd. Mevlen Nu'man ibn-i Mukarrin. An Ebiha. Kale. Nu'man ibn-i Mukarrin. Nin şeysi kölesi varmış Ebul Ca'd. Onun kızı Ebul Ca'd'den rivayet ediyor. Kal Ebul Ca'd dedi ki kâne nekşu hâtemin Nu'man ibni Mukarrin eshabten Nu'man ibni Mukarrin'in yüzükünün nakşi oldu ibilen deve. Nakşın üzerinde yüzükünde deve şekli var idi. Kâbiden ihtâ yedeyhi ön ellerinin birisini kabz etmiş, kıvırmış, basiten el-ukra ötekini de bahsetmiş. Yani öyle şekilde yazmış ki ön ayaklara, dört ayağın öndekilerine ayak der, el derler. Birisini toplamış, birisini de bahsetmiş, uzatmış. O şekilde bir deve şekli var idi dedi. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Yine İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Ma'bed terkiyle rivayet ediyor. Kale haddesena Ali ibn-i Ca'di. قال حدثنا شعبة عن جابر عن القاسم قاسم dedi ki كان قال كان نقش خاتم عبد الله Abdullah ibn Ömer'in yüzüğünün nakşı oldu zübabani iki sinek onun yüzüğünün karşısında da iki tane sinek varmış o şekilde nakşetmişler حدثنا علي قال حدثنا شريك عن الأعمش عبد الله بن يزيد قال كان نقش خاتم حذيفة حذيفة بن اليمان yüzüğünün nakşı oldu. Kürki yani iki tane turna. İki turna varmış onun yüzüğünde de. Kürki durnaya derler. Kürki yani. Şimdi bunlardan öyleyse ashab-ı kiramın bazılarının yüzüklerinde hayvan resmi varmış. Arapça ibare yok ama başka nakış var o da ne? Birisinde deve varmış, birisinde sinek varmış. Birisinde turna kuşu varmış. Binaenaleyh bu caizdir dediler. Ve halefen fî zâlike âherûn. Ölemadın diğer kısım bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki lâ bâse binakşil arabiyyete alel havâtim. Yüzüklere Arapça ibareyi yazmakta beis yoktur. Siz Arapça ibarenin yazılmasını külliyen inkar ettiniz. Arapça ibare yazılmaz dediniz. Hayır, Arapça ibareyi yazmada cevaz vardır dediler. غَيْرَ مَا مَنَعَ مِنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'in men ettiğinden başka. Neden men ettiyse o yasak. Fakat men etmediği şeyler yazılabilir. O da neden? مِنَ الْاِنْتِقَاشِ عَلَى خَاتَمِهِ Resulullah Efendimiz siz mühürlerinizi benim mühürüm gibi yapmayın. Bundan men etti. O da nedir? Yani mühürlerinize Muhammedur Resulullah yazdırmayın. O Peygamber Efendimiz'e has. Herkes mühür yaptırır. Üzerine de Muhammedur Resulullah yazdırır. İcabında mektup yazar. Onu mühürler Resulullah'tan gelmiş gibi herkes zanneder. Yok. Onu yapmayın. Çünkü mühür Muhammedur Resulullah Peygamber Efendimiz'e hastır. Resulullah Efendimiz'in men ettiği ki budur. Muhammedur Resulullah yazdırmayın. Ama öteki ibareler mübah. Yazılabilir. Ve kalu dediler ki la hüccete la ahlil mekaleti lula. Birinci mezhep sahiplerinin hücceti olmadı. Fî mehteccû bihî fî zâlik. Bu mesele hakkında delil getirmiş oldukları şeyde ibaha yoktur. Mübah diye onlar bir hüccet getirdiler, nehyettiler.
hiçbir Arabi ibare yazılmaz dediler. Kendileri için bir hüccet, bir delil yoktur. Ne için? لَاَنَّ حَد۪يثَهُمُ الَّذ۪ي رَوَوْهُ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş oldukları hadis. لَا يَثْبُتُ مِنْ تَر۪يقِ الْاِسْنَادِ İsnat terikiyle sabit olmaz. İsnat terikiyle Resulullah Efendimiz yüzüklerin üzerine Arapça bir ibare yazdırmayın diye bu neklen sabit olmadı. Resulullah Efendimiz böyle dedi ki yok. Yalnız bu rivayet kimden geldi? وَاِنَّمَا أَصْلُهُ عَنْ عُمَرَ Hazreti Ömer'den geldi. Hazreti Ömer dedi bunu. لَا عَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den değil. وَزَكَرُوا فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında zikreylediler. مَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَوَانَ اَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قال عمر بن الخطاب işte asıl senedi getirdi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki la tenkuşu fi khawatimikum el arabiyye yüzüklerinizde Arapça ibareyi nakşetmeyin. Binaenaleyh bu kimin sözü oldu? Hazreti Ömer'in kelamı oldu. Peygamber Efendimiz'in hadisi değil. Fa hada huwa aslu hadis Enes. İşte Enes'in hadisinin aslı budur. Hâzâ bu hadisin aslı budur. An Ömer'e, bu da Ömer'dendir. La anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den değil. Sümme lev sebet anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Farz et ki bu hadis Peygamber Efendimiz'den sabit olmuştur. Bunu böyle farz etsek bile ve kâne tefsiruhu indena bizim indimizde bu hadisin tefsiri olur. Mâ kâlel hasen, Hasan-ı Besri'nin buyurmuş olduğu tefsir olur. Ki Resul Muhammed'in Resulullah yazdırmayın diye tefsir etti ya, biz bu manayı alırız. Ne için? لَاَنَّ نَكْشَ خَاتِمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ كَذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz'in yüzüğü böyle yazılıydı Muhammed'in Resulullah. فَنَهَا Resulullah Efendimiz nehyeyledi. اَنْ يُنْقَشَ نَكْشِ عَلَيْهِ Bu şekilde yüzüklere böyle Muhammed'in Resulullah nekşini nehyeyledi. Resulullah Efendimiz'den bu hadis sabit olursa bu manayı alırız. Haddesena Abdullah ibni Muhammed ibni Huşeyş. Kale haddesena Muhammed ibni Abdullah el-Ensari. An ebihi an sümamete an Enes'in kale. Hazreti Enes dedi ki kâne nekşu khatim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in yüzüğünün nekşi oldu. Selasete asturin. Üç satır. Satrun Muhammedun. Satırın birinde Muhammed lefzi var. Ve satrun Resulun. Bir satırında da Resul var. Ve satrun Allah. Bir satırında da Allah var. Altta Muhammed. Ortada Resul. Üstte de Allah. Muhammed Resulullah. فَهَذَا كَانَ لَكْشُ خَاتِمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İşte Resulullah Efendimiz'in yüzüğünün lekşi buydu. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz siz yüzükleri yaptırırken yüzüklerinize benim yüzüğüme benzedip de Muhammed Resulullah yazdırmayın. Hadis bu manayadır. Haddesena Ali ibn Ma'bad. Kale haddesena Abdülvehhab. Kale haddesena Sa'dun en katadete an Enes'in ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erade en yektübe ila Kisra ve Kayser. Kisra ve Kayser'e mektup yazmayı murad etti. Onları dini İslam'a davet için mektup yazmak arzu etti. فَقِيلَ لَهُ Resulullah Efendimiz'e dediler ki اِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ Onlar kabul etmezler. Adetleri Rumların olsun, Fırsların olsun, mühürsüz bir mektup geldi mi onu kabul etmezler. Resulullah Efendimiz onlara mektup yazacağı vakitte dediler ki ya Resulullah onlar mühürsüz kitabı kabul etmezler. لَا يَقْبَلُونَ كِتَابَكِ اِلَّا بُخَاتَمٍ Senin mektubunu kabul etmezler, illa mühür olacak. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ O vakitte Resulullah Efendimiz gümüşten bir yüzük ittihaz etti. نَكْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ Onun yazısı da Muhammedun Resulullah idi. Mektupları yazdırdı ve onunla mühürledi. Bu mektupların hadis kitaplarında hepsi var. O 5-6 bir rivayette 10 kadar mektup yazdı. Bütün etraftaki meliklere, reislere hepsine ayrıca yazdı. Kisra'nınki götürdü. Kisra kızdı. Mektubu parçaladı.
Peygamber Efendimiz de ona beddua etti. Onun mülkü de parçalandı gitti. Mukavgis'e gönderdi Mısır'da. Mukavgis hürmetle aldı. Hediyeler gönderdi. Ki o mektup şimdi dün söyledim ya Topkapı Sarayı'nda mevcuttur. Aynen o yazı. Hirak'le de gönderdi. Hirak anladı. İncil'de Peygamber Efendimiz'in evsafını okumuştu. Sonra o mektubu görünce dedi ki Arap cemaatlerinden kim var? Kudüs'teydi. Aradılar. Ebu Süfyan'ı buldular. Ebu Süfyan 5-10 tane adamla beraber ticarete gitmişti. Getirin dedi. Getirdiler. Ebu Süfyan'dan uzun bir mübahasesi vardır ki o da hadis kitaplarında yazılıdır. O sordu. Hirak sordu. Ebu Süfyan cevap verdi. Ebu Süfyan yalan katmak istedi fakat arkasında 5-10 tane Arap var. Onlara dedi ki bak bu yalan söylerse siz yalanını söyleyin dedi. Onların korkusundan Ebu Süfyan yalan söyleyemedi. Dedi ki onlar beni tekzip eder diye yalan söyleyemedim. Doğrusunu söyledi. Uzun da o tefsilat. Hirakli dedi ki eğer senin dediğin adam ise bu İncil'de yazılıdır, bu ayaklarımın bastığı yere malik olacak dedi. Dedi ki Hirak hakikati anladı. Fakat sonradan Himis'e gitti. Himis'te kendi sarayında kapıları kilitletti, adamlarını topladı. Dedi ki bakın bu ahir zaman peygamberidir. İncil'de yazılıdır. Hazreti İsa'ya ve ümmetine Cenab-ı Hak diyor ki bu peygambere eriştiniz mi iman ediniz. Bize iman etmek farz oldu. Ne dersiniz? Vay kıyameti kopardılar. Sen bizim milkimizi kaldırıp da Araplara mı vereceksen? Sağa sola kaçıştılar. Anladı ki bunlar şimdi toplanıp beni öldürecekler. Kapılara gittiler. Kapılar kilitli. Kilitli bulunca dedi ki yahu gelin gelin. Ben sizi tecrübe ettim. Baktım ki siz kendi dininize sadakatiniz ne derecededir? Hakikatte böyle bir şey yoktur. Sizi tecrübe için böyle yaptım dedi. O fitneyi teskin etti. İmanda etmedi. Bildiği halde iman etmeyenlerden birisi de Hirak'tır. Cenab-ı Hak da onun mülkünü aldı Müslümanlara verdi. Şimdi aynı ibare şeyde Topkapı Sarayı'ndaki Peygamber Efendimiz'in mektubunda bizzat onun fotoğraflarını da çekmişler. Piyasada o da bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor mektupları yazdı, o mühürüne mühürledi. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Şebâbetu kâle haddesena Şu'betu en Katâdete en Enes'in kâle erâden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yektübe kitaben ile Rum. Rum'a bir kitap yazmak istedi. Sümme zekerem istedi. Aynı zikrettiler, dediler ki mühürsüz mektubu kabul ediyorlar. Vakısa gümüşten bir yüzük yaptırdı ve Muhammedun Resulullah yazdırdı ve mektubu onunla mühürledi. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İşte Resulullah Efendimiz قَدِنْتَ كَشَفِي خَاتَمِهِ kendi yüzükünde nekşetti. الْعَرَبِيَّةِ عَرَبِيَّةِ Muhammedun Resulullah Arapçadır. اِنَّ قَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ أَسْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz'den sonra Eshab-ı Kiram da Arapçayı yüzüklerine nekşettiler. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَمْرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَدِمَ عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ مَا أَخِيهِ عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ kardeşi Halid ibn Sa'id ile beraber geldiler. عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in huzuruna فَنَظَرَ اِلَى حَلَكَةٍ فِي يَدِهِ onun elinde bir halka gördü. Yani parmağına takmış bir yüzük gördü. فَقَالَ dedi ki مَا هَذِهِ الْحَلَكَةُ فِي يَدِكَ bu elinde olan parmağında olan halka nedir? قَالَ هَذِهِ حَلَكَةٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ bu bir halkadır. Yüzüktür, halka gibi. قَالَ فَمَا نَكْشُهَا Resulullah Efendimiz dedi ki onun üzerinde bir yazı var. Yazısı nedir? قَالَ dedi ki مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ yazı da Muhammedu Resulullah dedi. Öyle yazdırmış. Yani teberrüken Peygamber Efendimiz'in hatemi gibi olsun diye. قَالَ اَرِنِيهِ onu bana göster dedi. O da parmağından çıkardı Resulullah Efendimiz'e verdi. فَتَخَتَّمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz aldı onu parmağına taktı. فَمَاتَ وَهُوَ فِي يَدِهِ o Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif edinceye kadar Peygamber Efendimiz'in parmağında kaldı. İşte Peygamber Efendimiz'in mührü bu. سُنَّ أَخَذَهُ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ Resulullah Efendimiz'den sonra o yüzüğü Ebu Bekir radıyallahu anh aldı. O takdirde emirlerini ondan gönderirdi. O mührü basar gönderirdi. Fekâne fiyedi. Hazreti Ebu Bekir'in elindeydi. Sümme ehedehu Ömer. Hazreti Ebu
Bekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer aldı. Fekâne fiyedihi, onun elindeydi. Sümme ahazehu Osman. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman aldı. Fekâne fiyedihi, Hazreti Osman'ın elindeydi. Âmmete hilafeti, hilafetinin müddetince hatta sakate minhu fi bir eriyiz. Kuba'daki bir erise düşünceye kadar Hazreti Osman'ın elindeydi. O düşmesi de orada gitti. Resulullah Efendimiz arada sırada bir erise giderdi. Mescidin kapısının karşısında şimdi bahçe oldu. O bahçenin yerindeydi o. O boşluk var ya, bir meydanlık, orası bahçeydi. Hurma bahçelığı kuyu da oradaydı. Oraya gider Resulullah Efendimiz ayaklarını kenara oturur, ayaklarını yenirse salar otururdu. Ashab-ı kiram da Resulullah'ın sünneti diye böyle yapardılar. Hazreti Osman gitti, orada oturdu. Orada yüzü güne çıkardı, takdimi nasıl olduysa şeye düştü, kuyuya düştü. Kuyuya düştü bu sefer. Adamları getirdiler. O kuyunun suyunu, taşını bütün dışarıya attılar. Yüzük yok. Yok yok işte. O yoklukla gitti. Ondan sonra Hazreti Osman radıyallahu anh'a etraftan baş kaldırdılar. Fitnedi işte ondan sonra başladı. Yüzük bu. Fâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz lem yünkir ala Halid ibn-i Sa'id. Halid ibn-i Sa'id'i inkar etmedi. Lübse mâ huve menkuşun bil arabiyye. Arapça menkuş olan bir yüzük inkar etmedi. Çünkü o adam Resulullah'a danışıp da gelip de yapmamış. Kendiliğinden Muhammedun Resulullah yazdırmış. Yani Peygamber'in ismini kendi yüzüğüne nakşediyor ki itikadını yüzüğünde de tespit ediyor. Yoksa kendisi peygamberlik yahut ben Muhammed'im diye dava ettiğinden dolayı değil. Evet. Onu yaptırıyor. Resulullah Efendimiz de onu görünce bu bana layıktı diyor. Ondan alıyor ve kendi parmağına takıyor. Eshabın ismi neydi? Halid bin Sa'id. Haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ali ibn Ca'd. Kale haddesena Rabi'u ibn Sabih. En Hayyan Sa'ir. Kale kâne nakşu khatemi Bekir'in Siddik. Hazreti Ebu Bekir Siddik'in ayrı bir yüzüğü vardı bu Resulullah'ın yüzüğünden başka. Onun yüzüğünde nakış vardı, yazılıydı. Ni'mel kadir Allah, böyle yazılıydı. Allah ne güzel kadirdir. Yüzüğünde bu yazılıydı. Haddesena Aliyun, kâle haddesena Halid ibn Amrin, kâle haddesena İsrail an Cabir, an Ebi Cafer. Kâle kâne nakşu khatemi Aliyin radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin yüzüğünde de yazılıydı. Lillahil mülk. Lillahil mülk yazılıydı. Hazreti Ömer'in yüzüğünde de kefa bil mevti vaizen ya Ömer. Onu burada zikretmiyor. Onun yüzüğünde de böyle yazılıydı. Haddesena Aliyun, kâle haddesena Abdülvehab, kâle haddesena Şâbetü en Katâdete, kâle kâne nekşu khâtemi Ebi Ubeydete ibn-el Cerrah. Hazreti Ebu Ubeyde'nin yüzüğünün nekşi İdi neydi? Elhamdülillah. O da elhamdülillah yazdırmıştı. Fehâ ulâye eshab-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah Efendimizin eshab-ı kiramı bunlar. Ve hulefâ-ur râşidûn el mehdiyûn. Hem de onun doğru yolda giden halifeleri ve hidayet üzere olan halifeleri. Kad nekaşû alâ havâtimihim el-arabiyye. Kendi yüzüklerine Arapça ibareyi yazdırdılar. Eğer haram olsaydı yazdırmaz idiler. فَدَلَّ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَٰلِكِ Onların böyle Arapça yazdırmaları delalet etti. عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَحْصُورٍ عَلَيْهِ Onlara haram olmadığına delalet etti. وَاَنَّهُ اِنَّمَا اُر۪يدَ بِالنَّهِ Peki Resulullah Efendimiz Arapça yazdırmayın dedi. Bununla murad edildi. اَنْ لَا يُنْقَشَ عَلَى خَاتَمِ الْاِمَامِ Zamanın imamı kimse onun ismini yüzüklere yazdırmak caiz değil. Resulullah Efendimiz o zamanın imamı, peygamberi, onun şeklinde yazılmasını nehyetti. Yani her zamanda bir melik olur, bir imam olur. Onun ismini insan kendi şahsi yüzüğüne yazdırmasın. Niçin? Eğer yazdırırsa ondan fesat çıkar. لَاَلَّا يُفْتَعَلَ ف۪ي مَا بِيَدِهِ لَاَلَّا يَفْتَعَلَ işlemesin ف۪ي مَا بِيَدِهِ elinde olan yüzükle مِنَ الْاَمْوَالِ اللَّتِي لِلْمُسْلِمِينَ Müslümanların mallarından İftihal eder, çalar, alır, verir öyle ya, bir mektup yazar, basar o mühürü. Zamanında mesela kim? Fethi İbni Abdülaziz. O mühürü bassa, gönderse olan, tamam Merik'ten gelmiştir, şu malı alın, şuraya verin, bir fesattır çıkar. Esas neyi? Zamanın imamının isminde yüzük yapmayın. Mesela bu.
Ela tera, sen görmez misin enne Ömer'e Hazreti Ömer radıyallahu anh kadraveyna anhu, ondan biz rivayet eyledik. En nehyi an zalik. Ondan nehyi eyledik. Nehyin. Sümme kad lebise huve min ba'di Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz Arapçayı yazmayın diyen nakleden kim? Hadisi Hazreti Ömer. Fakat Resulullah'tan sonra kendisi giydi. Ma huve menkuşun bil arabiyye. Arapça menkuş olan yüzüğü kendisi giydi. Fedelle zalik, bu delalet etti ki ala enne ma kerihe minel arabiyye, Arapçadan yüzüğün üzerine yazması mekruh olan şey huvel arabiyyetul mevdu'atu ala hatemi imamil müslimine hâsı. O zamandaki Müslümanların imamının ismi ne ise onu yazmak haramdır. Ona mahsustur. La gayru zalik, başkası değil. Haram olması oraya mahsus. Ve emmâ mâ rûye, rivayet edilen şey, mimma kâne nekşu hâtemin Nu'man ibn-i Mukarrin ve ibn-i Mes'ud ve Huzeyfe. Peki Nu'man ibn-i Mukarrin'in yüzgünde deve şekli var idi. Abdullah ibn-i Mes'ud'un da iki tane sinek. Hazreti Huzeyfe'ninkinde iki tane turna. Bunlara ne diyeceksin? Diyor ki, fe innehu kad yecûzu en yekûne fe'alû zâlik. Caiz ki bunları yaptırdılar. O hayvanların şeklini yaptırdılar. Arapça yazmak haram olduğundan dolayı değil. Ya وَلْهُمْ مَنْ يَنْقُشُونَ بَكَانَهُمْ عَرَبِيًّا. Arapça yazdırmak da kendilerine caiz idi. Caiz idi ama yazdırmadılar da o suretleri yazdırdılar. Şimdi oradan da ayrıca bir dava çıkar. Öyleyse yüzüğün üzerinde bir hayvanın nakşı olsa caiz midir, değil midir? Halbuki suretin kendisi haram. Onlar ise bak hayvan suretini yüzüklerine şey etmişler, nakşettirmişler. Şimdi biz burada suretin caiz olup olmaması başka bir hasta geçiyor da burada Arapçayı yazmak caiz değil idi de onun için hayvan sureti yazdırdılar, nakşettiler diye iddia edenlere diyoruz ki hayır. Onları Arapça yazdırmak da caiz idi. Fakat muhayyer. İsterse Arapça bir şey yazdırır bir ibare, isterse başka bir şey yapar. O da onlar da başka bir şey yaptılar. Arapça haram olduğundan dolayı değil. Ve lakat haddeseni. Şimdi ona cevap verecek. Hayvan sureti caiz mi değil mi? Şimdi onu ispat edecek. Ve lakat haddeseni. İmam-ı Tahavi diyor ki bana rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud. Kale haddesene el-Kavariri'yi. Kale haddesene Abdülvaris. En Amri. Enil Hasan. Hasan-ı Basri'den rivayet eyledi ki ennehu kâne yekreh. O mekruh görürdü. Haram kılardı. En yenkuşer racülü alâ hâtemihi sureten. Bir adamın kendi yüzüğüne bir hayvan suretini nakşetmeyi mekruh görürdü. Ve kâle Hazreti Hasan derdi ki İzâ hatemte lehâ. Sen o hayvanın suretini yaptırdın da onunla hatmettin, bastırdın mı? Fakat savvarete bihâ. Sen onunla bir suret yapmış oldun. Suret yapana da Cenab-ı Hak azap edecek. İnne eşedden nâsi yevmel kıyameti el musavvirûn. Kıyamette en şiddetli azap suret yapanları olacak. Şimdi senin yüzüğünde hayvan sureti var. Onu bastığın gibi o suret oraya çıkacak. Çıktığı gibi sen kendin o sureti yapmış gibi oldun, mesul oldun. Hasan-ı Basri radıyallahu teala. Neyse şimdi bundan da mesela bir adam gittin fotoğrafçıya. Fotoğrafçı oradan diyor ki efendim ben senin fotoğrafını çekiyorum, bu caizdir. Alet çekiyor, ben elimle yapmıyorum ki. Fergi yok. İşte aynen bak. Mühürcünün birisi mühüre yazmış. O hayvanı yazan o mesul. Diyelim kafir. Mesela kafire yazdırdın zaten cehennemlik. Fakat sen o mühürü istimal ettiğin vakitte kağıda bastığın gibi hayvanın sureti kağıda çıkıyor. O hayvanı sen kendin yapmış gibi günaha girdin. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın fetvası bu. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El-Fatiha.